Selamünaleyküm arkadaşlar. Motorumuz Kimco Xantik 400. Değil mi? S 400. Xantik S 400. Motorumuza bakım yapacağız. Varyatör bakımı yapacağız değil mi abi? He? Varyatör bakımı yapacak mıyız? Ya yapılacak ne varsa onu yapsın. Sökelim bakalım. Evet evet tabii tabii. Kayışa mayışa her şeye bak abi. Her şeye bakalım. Daha önce bununla ilgili video çekmiştik. Öteki kaç modeldi acaba videodaki? Hatırlamıyorum ama. Onunki biraz düşük modeldi herhalde. Bilmiyorum ki. Seninki yeni modeli. Bir tane gördüm ama onu bilmiyorum vallahi. Evet motorumuz skuterın kralı yani. Neden buraya getirdiğini de sevdin mi? Neden? Servis rezaleti yüzünden. Evet. Hepsi birbirinden farklı fiyatlar veriyor. Hepsi garip garip fiyatlar veriyor. Aynen. Motorumuz kaç beygir daha bu? 37 beygir diye biliyorum. 37 beygir. Yani şu anda bir şu anda ADV 350 29 beygir ona göre hesap edin. Bu 37 beygir yani felaket bir güç var motorda. Gaza bastım zıplayan tek motor. Hey, tek scooter yani. Vitesli gibi güç var motorda. Scooter'ın kralı diyebilirim. Avrupa'da biliyorsunuz Avrupa standartlarını karşılayan Kimco Avrupa'da birinci satış adetleri olarak. Türkiye'de servisten dolayı problem yaşıyor. Türkiye'de servis Honda kadar iyi değil. Yamaha kadar iyi değil. Ki Honda Yamaha dışındaki yerler de yaşamaz servis halleri. Şimdi Honda Yamaha'ya gittiğin zaman çok güzel bir ortamda karşılaşıyorsun. Çünkü orada adamlar güzel bir hizmet ediyorlar. İsmini vermeyeyim, bir servisten randevu istiyorum buna. Evet. Seri numarasını istiyor ya, plak şeyle, ruhsatla beraber. İstiyorlar ya. Şehir içi 2.9 ile 3.7 arası kullanıyor. Şeyi yakıtı süper yani. ADV 350'den aynı gibi. Çok iyi. Ya şöyle söyleyeyim. Xmax 400'e 10 basar. Testini yaptık ya. Ben motoru kullandım bir ara. Gerçi bakımdan sonra da kullanacağım. Motora gaza bastım öyle sanki ön kaldırıyormuş. Sen öyle oluyor işte. Sen direksiyon kontrolü kapat. Direkt padide. Evet. Bazılarında vidaları sökerek açılıyor. Bunda sanırım öyle değil. Direkt geliyorum. Ha şey kurmuş ya. Dedim ki nasıl yıprandı acaba tamam mı? Neresi? Şuraya diyorsun. Hey ya ne vallahi yedi, yemin ediyorum ne oldu dedim ya. Buraya neydi dedin değil mi? Vallahi öyle dedim ya. Navigasyon var. Motosikletimde bul var. Hayalet ekran var. Ekranı istediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz. Yani kendi tasarımınızı yapabiliyorsunuz yani kendi imzanızla. Evet. Xmax 400'lerde mesela vidalar buralara geçiyor. Bunlar burada kalıyor. Rulmanları şu şekilde. Kapağın üzerine iki tane rulman takmışlar. Yani normalde şurada rulman olur ama bak buna şuraya kranka destek versin diye ayrı bir rulman daha yapmışlar. Hiçbir skuterde yok aklı. Ya motor o kadar güçlü ki buraya rulman takma gereği duymuşlar. Normalde hiçbir skuterde bu önde krankta ekstra bir destek rulmanı olmaz. Bunda böyle bir ayrıcalık var. Bak adamlar her şeyi, Kimco her şeyini kendi üretiyor. Balatasını, diskini, lastiğini bile şeyde memleketindeki şey yaptırıyor. Lastiği değiştiriyor. Evet. Mesela ben vallahi lastiği hiç değiştirmedim ve kışın da kullanıyorum. Güzel yani. Değil mi lastiği? Hiç şeyim yok. Lastikle hiçbir sıkıntım olmadı daha.
Bayağı kışın kullanıyorum. Bir buzda bir karda çalıştırıyorum ben motoru. Kapağımızı aldık. Motorumuz böyle. Şurası 19 gibi duruyor. Şurası da 24 gibi duruyor. Bakalım kaçmış. Lastiği ters taktın, nasıl anladın ya? Ya? Bu kadar temizlik yapıyorum ben. Ya. 24 büyük geliyor. Ya. Şöyle. Sanırım 23. Ya da 21 baksın şimdi. 22 olmamış da. Tekrar bakalım. 23. Evet. Daha önce bu lokma ihtiyacım olmuştu. Gene galiba bu motordan gelmişti bana. Evet, 23. Bu lokma normalde lokma takım içerisine çıkmaz. Bu özel olarak alırsınız. Lokma takımında 19, 20, 21, 22 de çıkmaz bak. Lokma takımından 22 de çıkmaz, 23 de çıkmaz. Bunlar özel lokmalar. Önce şu krank somunu bir sökelim. Şöyle. İnce diş somun var. Şöyle bir şuradaki hurulmanın destek alması sağlayan burç var. Kapattık hurulmanı. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben seni izleyeceğim şu video var. En çok ben izlerim herhalde videoyu. Aynen. Şöyle. Bana var. Arkaya sökelim. Şanzıman yağı falan ne varsa hidrolik hidrolik var ya, tamam. Suyu buyu. Arka var ya, burada bayağı gevşetmiş. Burayı sıkmamıştık. Şöyle. Devrajlar bir takım şirinliyor. Ama şu volantasını biraz ince yapmışlar. Biraz daha kalın olsa daha güzel olur. O neyi fark ettiriyor, incelik kalınlığı? Durmayı sağlıyor. Yani şu balataları biraz daha kalın yaparlarsa, tasa da biraz geniş yaparlarsa daha güzel kavrama yapar. Ama adam görüyorsun beşli balata yapmış. Kocaman. Yeterli ya. Kayışımıza bakalım. Mitsubishi'nin. Yani dünyanın en iyi marka kayışı Mitsubishi yapar. Mitsubishi'nin kayışı. Bu kayışlar, Mitsubishi'nin yaptığı kayışlar en az 50 bin gider. En az. Oy. Can morali bir düzeltti, yemin ediyorum. Adam bana diyor ki 10.000'de kayışını değiştirebiliriz diyor. Bak bu kayış şu anda dün takılmış gibi duruyor. Aşınmıyor abi, bir sürü şu kayışlar aşınmıyor. Öyle bir özelliği var. Adam aşınmayan kayış yapmış. Kayınço ondan almayı düşünüyor da bu şeyi izletirim şimdi ona. Kayınço, kayınço. Kiko'ya biz kayınço diyoruz. Bak kayınço. Şöyle şöyle açacağız. Şöyle kalsın burada. Burada nasıl bir sistem var, ona bakalım. Oha! Adam kaç tane tırnak koymuş? Yuh! Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kaydırıcı kızak, kamp sürücü takmış adam ona. 8 tane.
Hayatım ilk defa böyle bir tasarım görüyorum şu anda. Belki siz de ilk defa görüyorsunuz. Önceki çubuk böyle değildi. 8 tane kızak var üstünde. Muhtemelen 8 de baga vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de bagası var. Bagalar çok kaliteli. Hiç aşınma yok. Bak. Bagaların yönleri doğru takılmış, biliyor musun? Bak. Bagaların yönleri doğru. Ya Honda servisinde PCX götürmüştüm. 2000 kilometrede bana bagaları değiştirdiler ya. Öyle abi. Çizilmiş diye. Maalesef biraz öyle. Bagalar çok hafif, aşırı hafif. Bak tut bir. Ağırlığı yok. Plastik ya. Ağırlık yok. Aa, plastik olabilir mi bu? Karbon olabilir. Sen bunu intihaflı olduğuna bakma. Adam bunu karbondan yaptıysa, karbon biliyorsun çelikten daha sağlam. Çelikten 4 kat daha sağlam, 4 kat daha hafif. Bu ne ya? Şaka gibi ha. Adam yapmış. Vallahi şaka gibi. Plastik gibi ya. Şaşırtacak şeyler ama aşınma yok. Bak bir dakika sana. Muhtemelen bu karbondan yapılmış. Karbon yani bu kadar hafif olabilir. Plastik olsa daha ağır olur biliyor musun? Plastik ağırdır bak bu karbon. Zaten şey fiber karbonun özelliği hafifliği ya. Bak kızaklar da. Allah Allah. Bunlarda da ağırlık yok bak. Yani Allah beyin Allah. Algılayamıyor bunun ağırlığını. Bak şu anda ben sanki ağırlık diye bir şey yok bak. Bak. Hava yatıyorsun 3 saniye sonra düşüyor. Bak. Karbondan yapmışlar bunları. Vallahi yemin ederim kış gibi. Yani malzeme kalitesi işte. Felaket bir malzeme kalitesi var. Ondan çok satıyordur ya. Yani beyin algılamıyor. Nasıl bir parçaysa ağırlık nasıl olmaz diye böyle insan böyle bir tuhaf oluyor. Rüyada mıyım acaba? Ya zaten şey diyorlar bunun için. Ne? Kendinden ne deniyor ona ya? Motorun şeyini falan torkunu yükseltmek için bir şey yapıyorsun ya. Kendinden modifiyeli. Evet, kendinden modifiyeli diyorlar buna yani. Evet. Bakalım nasıl bir ay var. Şuna bir altı sorun. Hiçbir şekilde titremesi yok. Vallahi. Vallahi sen yani son bas 150'e kadar falan hiçbir şekilde çözün. Arabada kendini daha rahat hissediyorsun, tamam mı? Ben mesela arabada kullanıyorum. 150'den sonra rahatsız oluyorum, tamam mı? Kullandığım arabada. Bunda daha güvende hissediyorum kendimi mesela. Tık titreme yok ya. Maçanı yapma dikkat et. Bak geçen bir arkadaş maçasını yaptı. Az kalmış. Yanıyor değil mi? Vallahi az kalmış. Paşada tutuşturma. Bak bu 46 gibi duruyor bakayım. 46 gibi duruyor. Bak. Motorlar o kadar çeşit son kullanmaya başladı ki anlatayım. Yani her gün bir lokma alıyoruz ya. Her gün bir anahtar alıyoruz. Çünkü sektör zıvanadan çıktı. Çok şükür 46 oldu. Bakalım burada bize nasıl basınç bekliyor. Bence çok güçlü, sert bir yay yoktu çünkü bagalar hafif. Hafif bagalar. Tahmin etmiyorum. Çok sert bir yay yok. Sebebi bagalar hafif yapmışlar. İstantik 400. İstantik S400. Benim yaptığım herhalde İstantik'ti. Çocuk sesleri çok fazla. Maalesef. Kusura bakmayın. Çocuklarımız çok ses yapıyor. 2024 niye bozdular o ekranda onu da anlamış değilim yani. Kapıyı kapatsak mı ya? Sen kapa, böyle kapatayım ben. Şunu da alıp ses gelmesin. Böyle daha sessiz ortam oldu.
Şimdi bakıyoruz. Çekim devam ediyor. Adamlar değişik bir motor yapmış abi. Sanırım bagalar kızaklar karbondan yapılmış. Şöyle orta boyut yapmışlar. Biraz yansıtmış. Orta uç biraz yaz kalmış bak, görüyor musun? İçerideki yağ kararmış. Görüyor musun? Bakımsızlıktan. Görüyor musun içerideki ortadaki oyu? He. Rift olmuş. Doğan Trend'i övüyorlar da. He? Bu motorun daha iyi bir ellerde olması lazım. Doğan Trend iyi yer değil yani. Ben şu ana kadarki en iyi yer diyeyim sana bak. Şu ana kadarki. Bundan önce daha beterdi. Tamam, ondan öncesini biliyorum zaten. Ondan hiç parça bulamıyordum. Evet, rezaletmiş yani. Şimdi adam sıkma top değerlerine kadar yayınlamış. Her şeyini yayınlamış. Yani bir Honda kadar tamam değil ama eskiden parça bulamıyordun Kinko'ya. Şimdi parçayı bulabiliyorsun. Doğan Trend'e git, bulamayacağın parça yok. Servisler kurumsal ama kontrolden çıkmış vaziyetteler yani. Yani mesela herkes Yamaha'da, kafasına göre hareket etti. Evet. Onu da demek istiyorum. Mesela Yamaha'da ya da Honda'da kilometresine servis götürdüğün zaman sana çıkacak maksimum fiyat belli. He, orada sana diyor şu fiyat çıkar. Evet, mesela Yamaha'da var. Tavsiye edilen bakım fiyatları, atıyorum 5.000'de, 10.000'de, 15.000'de şunu ödeyeceksin diye var. Evet. Şimdi gidip de fazla istedikleri zaman çıkıp diyebiliyorsun ki kardeşim bak bunları değiştirmişsin. Bu önerdiği fiyat mı, niye bu kadar yüksek alıyorsun diyebiliyorsun yani. Şimdi bak, bende de şöyle bak. Mesela bana yaptıracağım bakım standarttır. Ne ya, ne yapılır? Detaylı varyatör bakım yapılır. Motor yağı değiştirilir, şanzıman yağı değiştirilir. Fren hidrolikleri değiştirilir. Tamam, bunlar fikstir. Ama ben müşteriye bir şeyi sorarım. Motor kaç kilometrede? En son bakımda neler yapıldı? Çünkü ona göre ben derim ki kardeşim, şimdi motoru eğer tanıyorsan bu motorun 12.000'de atıyorum ön balatısı biter kardeşim. Evet. Balatısı bu kadar eder. İşte bu motor 30.000'de kayışı yer. Onun fiyatı da bu. Bunlar adam olabilir. 10.000'de kayıştan bahsediyor bana ya. 10.000'de kayıştan bahsediyor yani. Mitsubishi kayış. Evet. Çin malı motor da değil. Mitsubishi kayış zaten 50.000'den aşağı giden kayışı yok adamların. Güvenemem vallahi. Hiç geçen değilim. Geldi bana mesela. Kayış adam motoru 70.000'de daha çatlak yok. Mitsubishi. Mitsubishi'nin yaptığı kayışlar. Bir de servisleri göremiyoruz ya. Kayışı değiştirdim dese anlamayacağım ki zaten. Göremezsin ki, kapalı kutu. Anlamayacağım. Gösterse de anlamayacağım ki. Evet. Anlamaz. Buraya girken heyecanla geldim vallahi, yemin ediyorum bak. Neyden? Garantisini bozuyorum şu an. Ha. Ama inan zerre umurumda değil yani. Ama başka 5 sene garanti veriyorlar ya. Bu da hikayeymiş. Sen ama bayağı bir şey yaptın. Onlardan ayrılmamak için elinden geleni yaptın. Hepsini aradın değil mi? Anadolu yakasındakilerin hepsini aradım bak. Ha. Bu Gülal vardı. İsim verme abi. İsim verme. Tamam. Yani benim güvendiğim servisi bir kapatmış. Bir şeyden bahsedeceksen isimden bahset ama kötü şeyden. Bahsedeceksen firmanın ismini ver. Servisi kapattığı için oraya götüremiyorum. Ha, onun hakkında iyi bir şeyler söyleyeceksen reklamını yap, sıkıntı yok. Evet, Gülal motor servisi süperdi. Burada Çekmeköy'de. Güvenle de götürebiliyordum. Fiyatları da gerçekten çok uygundu yani. Ama diğerlerine isim vermiyorum. Anadolu yakasında bütün servisleri aradım ve hepsi farklı farklı şeyler söylüyor. Evet, burası rahat çalışmıyor. Ya özellik etmiş. İyi olanlar barınamıyor diyorsun yani. Değil mi? Vallahi servis işini tamam, kurumsal servisler. Abi benim de tanıdığım dürüst arkadaşlar var. Onlar da o şekilde gerçekten barınamıyorlar abi. Yani barınamıyor ya. Doğru olanlar barınamıyor yani. Barınamıyor abi. İşte böyle. Benim çok var dürüst.
tamirci arkadaşlarım var. Adamlar barınamıyorlar abi. Ayakta duramıyorlar yani. Kötü bir şey işte ya. Hani hep diyorlar iyiler kazanır ama iyiler kaybediyor. Kaybediyor. Maalesef kaybediyor. Böyle hayatın acımasızlığı mı diyeyim, şerefsizliği mi diyeyim. İnsanların şerefsizliği mi diyeyim. İnsanların ya, insanlar. Vallahi insanların ya. Demek ki müşteriler de desteklemiyor adamları. Ya dürüst ama ya adam demek ki başka yere gidiyor. Ya alırken de kazıklandım motoru. Yani şeyde sitelerinde kredi kartına 6 taksit seçeneği vardı, tamam mı? Evet. Almaya gittiğimde dediler ki kampanya bitti. Ha. Ya nakit ya tek çekim satarız size motoru. Enflasyon ortamından dolayı böyle oldu işte. 100 bin peşin verdim, geri kalanını bankadan taksit yaptırdım, tamam mı? Gene alabiliyorsun o zamanlar. Honda'ya gitti mi param cebimde diyorsun, gene motor yapıyordu sana. Doğru. Ama şöyle yaptım, motoru aldım. Bankadan taksitlendirdiğim için bana 16 bin lira fazla şey çıktı, tamam mı? Gayet normal. Ödenek. Enflasyon. Sonra 15 bin Kimco'nun Türkiye sitesi yok mu? Evet. Oradaki peşim şey, kampanyayı takip ettim, tamam mı? 15 gün boyunca ilan hiç kaldırılmadı. Evet. Yani halen sitede şey veriyorlardı. Ben de merkezi aradım. Dedim bayiniz bana böyle böyle yaptı. Önce bir haksızlık yapmışlar. Hemen bir görüşelim falan filan falan filan. Evet. Ondan sonra dönüşler dediler ki ya bilgisayarınızda çerezler kalmıştır. Bizim kampanyamız bitti ama bilgisayarınızda çerezleriniz olduğu için siz o reklamları görmeye devam ettiniz. Ha, olabilir. Olamaz, benim işim o. Hmm. Orada sen yanlış olaylar oldu. Kıvırdılar ya. Kıvırdılar da işim. Yani bu kadar iyi bir motor bizim ülkede. Doğan Trend de olsa abi. Tamam öncesinden iyi ama yine de hala bir tutam var. Suzuki olanlar ne yaptı? Motorda değişim var mı abi? Var var. Suzuki tam bir sıkıntı abi. Onun da şeyi Doğan Trend. Doğan Trend zor olanı seçmiş abi. Adamları tebrik etmek lazım. Adamları tebrik edelim abi. Adamlar zor olanı seçmiş. En iyi aşk, zor olan aşk diyorlar ya. Suzuki sıkıntı. Kimco sıkıntı. Başka ne var adamların yaptığı motor? Şeyler bu çok var ya. Bu neydi? Başka sıkıntılı marka var mı? İtalyan markalar var ya. Of, onların ama geçti. O da onlarda. Eyvah ya. Şeyde, Scooter'daki şu 50 yüzlük olup pahalı olan Scooter'lar değil mi? İtalcet falan onlar mı? Evet. Of. Onlar da onlarda. Of. Şeyde, neydi ya şu işte, markayı söyleyemiyorum. Vespa mı? Vespa. Vespa da onlarda yani. Piaggio onlarda. Valla enteresan. Moto Guzzi miydi? Guzzi. Moto Guzzi. O da onlarda. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Olabilecek hep fena markalar biliyor musun? Parçası, bilmem nesi, bulunması en imkansız motorlar. Ya bulabilirler de Doğan Trend doğru olursa bulurlar. Niye bulamasınlar? Adam Türkiye distribütörünü almışsa yedek parçayı temin edebilir. Ediyor da bak bugün mesela Yamaha'ya gidiyorsun parça yok. Honda'ya gidiyorsun parça yok. Gerçekten eskiden bunlar yoktu bak. Ha. Şu an mesela gidiyorsun. Atıyorum bir örnek vereyim sana. Yeni kasa Forza'nın ön varitör pervanesini adam bulamamış, beni arıyor. Abi diyor, ben diyor bulunduğum ilde diyor, fanı bulamadım diyor. Türkiye'de yokmuş diyor. Anladın mı? Allah Allah. Böyle tuhaf olaylar var. Yani çoğu Yamaha'ya gidiyorsun mesela. Parça alacaksın mesela değil mi? Parça yok adam, sipariş veriyorsun adama. Bana şu parçayı getirir misin? Adam sana parçayı getirir. Fabrika test yap. Fabrika testi 3-5 güne giriyor. Fabrika dedi değilse 30 gün bekliyorsun abi. Mesela geçen bir X-Mix'in kaliperde sokum sıkıntı vardı. Pistonlar takılı kalıyordu. Bir söktüm. Orikler yırtılmış. Orikler takılmış. Pistonu engelliyor. Ben de neyse baktım durum o vaziyet. Çocuğa bir arayıp soralım dedim. Parça varsa gidip alalım 12. Motor liftte çünkü. Onu takmadan motor gidemeyecek.
Neyse. Ondan sonra aradım. Adam dedi ki elimizde yok. Türkiye'de yok dedi ya. Koskoca Yamaha'nın Türkiye'de kaliperin R2 yok. Bugün Honda X'ten zibillak gibi istediğin kadar versin. Adam diyor sana hatta çuvalla verir. Türkiye'de nasıl buluyor? Abi bulamadık. Dedik abi adam motor şu an liftte, ben tamirciyim. Bana acil bu lazım. Nasıl yapacağız? Sipariş vereceğiz. Japonya'dan 30 gün sürer diyor gelmesi. Dedim abi 30 gün onu bekleyeceğiz biz. Neyse ondan sonra çocuk bir yerlerden orikçilerden falan araştırdı. Orik yok abi. Adam öyle bir orik yapmış ki benzeri yok nasıl. Hiç bir orik olmadı. Daha sonra Allah'tan içerideki orikler sağlamdı. Kalın olanlar, ince olanlar bozuk. İnce orikleri takmayalım dedik. En azından toz mos şey yapıyor. Ha, ince dıştaki ince orikleri takmadık. Deneyelim dedik. Bakalım yağ kaçıracak mı? Bir şey olacak mı? Bir taktık. Yağ kaçağı maçağı yok. Adam ondan sonra aylarca bindi motora. Daha sonra R2 geldi. Birkaç ay sonra R2 bulmuş işte, sipariş vermiş gelmiş. Ama sen olduğun için çözmüşsün. Evet. Servis olsa çözmez işte, motoru yırtın. Evet. Servis çözmez. Böyle durumda garanti ne oluyor? Bilmiyorum işte, seni orada ortada bırakıyorlar. Garantiye hiçbir şey olduğu yok yani. Zaten varito kısmı garantiye girmiyor. Zaten benim bu motora müdahale ettiğimi servis zaten anlayamaz ki. Adam diyor çünkü içerisi tertemiz, hayatını görmediği durumda karşılaşıyor. Şöyle söyleyeyim, garantide ben motorları hep alırken hep sıfır aldım, tamam mı? Hı-hı. Bu sadece bu değil. Yamaha'dan da aldım, neyse aldım yani. Evet. Honda'dan da aldım. Ben daha bozulan bir parçamın garantiden değiştiğini bilmiyorum. Şöyle diyorlar, kullanıcı hatası. Evet. Kroni bile yapmıyor adam, kroni. Zar zor yani, bayağı sıkıştıracaksın da. En son kabul ettiler bazı kronikleri. Mesela Honda'da da mesela yeni kasa PCX'lerde Exos kroni var mesela. Exos'un içi dağılıyor. Millet yani 10 motordan 9'unda Exos'un içi dağılıyor abi. Ondan sonra adamlar en son kroni kabul ettiler de garantiden Exos değiş. 30 bin lira Exos. PCX'in Exos'u? Tabii. Vallahi mi diyorsun? Tabii. Daha sonra kroniklerden biri TCX yeni kasada motor durduk yere hararet ışığı yapıyor. Ama hararet yok. Onu kabul ettiler mi? Onu da kabul ettiler galiba. Ondan sonra gene ama bu kronik olduğu kesin değil. Benzin pompası bozuluyor. Kronik olduğu belli değil çünkü bazen kişileri görüyorum adam şeyle geziyor. Rezerveyle akşama kadar geziyor adam. Adamın motoruna 1 yıllık lira benzin kalmış, onunla akşama kadar geziyor. Ya sen motoruna şey yaparsan o kullanıcı hatası denenebilir yani. Bak, benzin pompası kullanıcı hatası olabilir. Ya bu gibi şeyleri servisler kabul ediyor. Mesela Honda bu gibi sorunları kabul ediyor. Diğerlerini bilmiyorum. Honda ile Yamaha bu konuda ama, servis anlamında gerçekten de şöyle söyleyeyim. Türkiye'de oturmuş kurumsal onlar yani, işin özü bu. Ama o motosikletteki kara borsa mevzuatı halen devam ediyor ya, acı olan da bu. Ama Yamaha da onları, Honda da onları destekledi biliyorsun değil mi? Şikayet ettiler, Honda Yamaha'ya şikayet ettiler. Adam dedi ki, benim dedi, bayim dedi, istediği fiyattan satabilir dedi. Yanlış işte. Onun sebebi ne ama ben söyleyeyim. Onun sebebi şu işte. Ben mesela ya Honda alacaktım ya Yamaha alacaktım. Maalesef alamadığım için gittim bunu aldım. Evet. Ama şu an daha memnunum yani. Pişman mısın? Hayır. Ya. Adam yapmış abi. Malzeme kalitesine bak. Ne kadar ağır. Tam tersine bak şöyle söylüyorum ben. Kim koyuyor? Bunu yapabileceğim en iyi şeyi yapmışım yani ama planlı yapmadım bunu. Bilerek de yapmadım yani. Ama memnun kaldı. Anormal. Yani o memnuniyet kısmını anlatamam. Honda'larda titreme var. Evet. Yamaha'da titreme var. Evet. Belli bir hızdan sonra. Evet. Ya burada öyle bir şey yok. Evet. Adam nasıl yapmışsa? Zaten torkuna aşık oluyorsun bunu. Öyle söyleyeyim sana. Tork abi çok fena bunda ya. Ay.
Hayvan gibi, ayı gibi güçlü. Abi ben şöyle söyleyeyim. Servis ağı çok iyi olsa onu da yerine kupayı tercih edebilirim. Çünkü motorlarını söktüğüm için. Şöyle bak işte mesela bunu yani kimse yanlış anlamasın yani şeyle XMX 400'de bunu test ettik. Yani Torch'ta bunun yanına hiçbiri yanaşamaz. Tamam belli bir hızdan sonra denk diyebilirler, birbirlerini yakalayabilirler ama Torch konusunda yanına yanaşamazlar bunu. Yok ya. Abi yok. Bu gerçekten yani, şey edilmiş gibi yani. Sanki buna özel şey takmışlar, bir şeyler takmışlar. Aynen. Bu kendi modifiye, kendine atlıyor yani. Modifiyeli gibi. Şöyle örnek verelim. Honda, Mercedes, Yamaha, BMW, Kimco'da Toyota Supra. Değil mi? Onu bilmiyorum ya. Yani ya da ne diyeyim sana? Lamborghini. Ben spor araç. Torch'ta hepsini paket eder ona %100 eminim. Ay gibi üç var motorda. Onun için yapmış zaten ya. Şeyi çok sert ama. Yani mesela Yamaha'nın Yamaha serttir tamam mı? Tümseklerden falan geçerken diyoruz ya. Evet. Yamaha sert, bu daha sert. Daha sert değil mi? Tabii bu daha konfor, sert. Konfor yok değil mi motorda? Bunun tek avantajı şu, arka lastik kalın olduğu için evet. Hissetmesen bile mesela hızlıyken götünü zıplatır yani. Şeyi sert yapmışlar şasi. Yani süspansiyon gerçekten sert yani. Ama viraja nasıl giriyor onu? Evet işte onu demeye çalışıyorum. İşte, sert olmanın avantajları da var. Dezavantajları da var. Avantajı ne? Viraja hayvan gibi gir. İstediğin kadar bir an sert hareket et yani motorda bir herhangi bir evet o sarsıntı dengeyi bozacak hiçbir şey olmuyor. Burkulma, sarsılma, şey. Yamulma olmaz mesela motorda. Zaten dedim ya hiçbir şekilde motor titremiyor ya. Arabadan daha güvenli hissediyorum valla. Değil mi? Benim ADB de öyle ya. 160 da gidiyorum motorla. 750'yi denemek istiyorum ama. Ne 750? Sade bir. Şimdi bizim benim bulunduğum rezidansta bir daire sakininde XADV 750 var. Evet. Eşiyle beraber kullanıyor. Hiç memnun değil, tamam mı? Allah Allah. Vallahi yemin ediyorum yani. Niye memnun değil? Neyinden memnun değilsin dedin? Ya torku düşük diyor. Doğru. Beklediği gibi tork alamamış. Belki sen de ben bileceksin. Şimdi bundaki tork belki sana daha tek geldi. Şöyle söyleyeyim sana. Yani iki kişi dedi 145'te çok zorluyor bizi dedi yani aniden. Senin bundan sonra geçeceğin motor AK500. Evet öyle düşünüyorum ama AK500 560. AK560 sadece A sınıfı kullanabiliyor. Abi onu bir fabrika montajı biliyorsun. Şey değil A2 A1 kullanamıyor. Şey farkı varmış. Kilovat farkı mı? Şey abi onu fabrika montaj videosunu seyrettim. Adam motoru üstüne şaseyi monte ediyor. Çok zor bir işçiliği var gerçekten var ya. Türkiye'de onu yapabilecek usta yoktur herhalde. Öyle düşünüyordum. Onu bir motoru indirmeye kalksan var ya. Bela iş. T-Max almak zorunda kalabilir mi ya? Yani planım AK550 idi. Bak şimdi Kimco'nun çok fazla ususunu da bulamayabilirsin. Bu motordan herkes anlamaz. Mekaniğinden bahsediyorum. Piston, sekman, krankından bahsediyorum. Mekaniği biraz farklıdır bu motor. Her usta anlamaz bunu. Adam evet şey yapmış ya. Yani kendine özgü bir şey yapmış gerçekten. Kendine her şey kendine özgü olduğu için vallahi biraz kafa karıştırıcı bir sistem var o motorun. Nasıl Kawasaki'de bir karmaşık bir sistem var bu da öyle. Kawasaki'de mesela her usta mesela Kawasaki'den anlamaz mesela. Her usta Honda yapar, Yamaha yapar. Ama Suzuki'nin ustası farklıdır mesela bak. Kawasaki'nin ustası farklı. Mesela şöyle diyeyim sana. Çünkü hepsi farklı şey kullanıyor. Yani makine ustası ayrıdır. Mesela o şey ustalar lakabıyla tanır. Suzuki Mehmet. Kawasaki Murat. Anladın mı? Lakapları budur adamların. Adam yani hani usta demezsin onlara. Hani Osmanlı'da biliyorsun
şey zamanlarında, ne diyeyim sana, Oğuzhan zamanlarında nasılmış biliyor musun? İsimsiz doğuyormuşsun. İsmini büyüdüğünde hak ediyor. Büyüdüğün zaman ne hak ediyorsan o ismi koyarlarmış sana. Kızılderililerde de öyle galiba ya. Hayır. Zaten bizim neslimiz zaten Kızılderililerden gelmedi. Yani. Murat Bardak benim mesela vardılar onu da. Benim enişte mesela Amerikalı mesela. Kızılderili soyundan mesela. Bak adam Türk dersin yok sen. Valla bize çok benziyor. Teninden de olabilir. He? Teninden olabilir. Surat yapısı, çenesi. Maraş bölgesi. Bak, surat yapısı, çenesi. Bak dikkat edin Kızılderili Türklere çok benziyor. Ya tarihte de öyle söylüyorlar da tarihçiler yok diyor ya. Abi eskiden bak eskiden dünya tek bir kıtaymış. Evet. Kıtalar ayrılınca ne oldu? İnsanlar başka adalarda hani sen diyorsun ya ulan bu adamlar bu Amerika'ya nasıl geçti? Deni okuyorsun nasıl açtı? Ama adam kıta ayrılırken oradaymış adam daha. O buzul çağı varmış milattan önce 10 bin yılın yılında buzul çağı varmış. 1000 yıl sürmüş, 1000 yıl. O buzul çağı bittiği zaman kıtalar ayrılmış böyle. Değişik kıtalara ayrılmış böyle. Abi burada en sevdiğim şey şu işte ya. Ne? Usta yapıyor ben izliyorum. Aynen öyle. Kendin yapıyormuş gibi hissediyorsun değil mi? Öğreniyorum ya. Evet. Komple takım aldım ha. Hadi bakalım yakında bize gelmemeyi niye gelmezsin? her türlü gelirim de şöyle ya. Bununla bir şey. Arkadaşlarla böyle 15 günlük falan bir uzun yol yapalım diyoruz, tamam mı? Evet. O yüzden bazı şeyleri öğrenmek istiyorum yani. Mesela evet, kayış değiştirme. En azından parçaların ne durumda onu görüyorsun. Kayış değiştirme yaparsın. Kayış değiştirmeyi yapayım ve bu skuterlerdeki en büyük sorun o yani. Olur ya bir yerde kayış kopar kopar. Bu motordan öğrenmene de gerek yok aslında. Yani dediğim gibi 50 binden aşağı kayış isteyen motor değil. Ama tabii bilmende fayda var. Lastik tamam. Lastikle ilgili sorunum yok. Patlamadığı sürece, yarılmadığı sürece. Onu değiştirebiliyorum. Evet. Yani patlağı onlara biliyoruz. O malzemeyi aldım, kullandım. Fabrika ön lastiğine de ters takmış mesela. Valla bu daha iyi. Sana söyleyeyim bak şu an ben bakıyorum. Şu an çıkan bütün motorlar Honda olsun, Yamaha olsun hep lastikleri, ön lastikleri ters veriyor. Nasıl beceriyorlar peki? Bilmiyorum ki ben de anlamadım. Yani şöyle mi? Bana tuhaf gelen neydi biliyor musun? Bana tuhaf gelen acaba onu mu diyorsun? Bana tuhaf gelen şu. Birinde fren öbür tarafta, diğerinde fren bu tarafta. Evet. Yani sen şöyle mi diyorsun? Frenin öbür tarafta mı olması lazım da aynı zamanda? Yo. Sadece tekerlek demiyorum bak lastik ters. Lastiği ters takmışlar canta. Ha tamam. Kauçuk olan kısmı. Evet. Dişler ters tarafa bakıyor lastiğin dişleri. Başlarımızı yıkadık. Yıkamadan parça kaldı mı? Yok. Dürüst olmuş olduğu için bırakmış olabilirler. He? Dürüst olduğu için bırakmış olabilirler. Vallahi üzüldüm. Ya Volda motor satıyor. Kimco'yu da satıyor. Bayisi büyük bayisi. Gerçekten şaşırdım yani. Gülal Kimco'nun şeyi Güllüoğlu'su. Güllüoğlu'su. Olabilir bilmiyorum da. Güllüoğlu biliyorsun değil mi baklavaları? He. Dünyada ilk yani rakip yok adamlar. Güllüoğlu baklavaları. Hala rakipleri yok değil mi? Yok abi. Hı. Adamlar nam yapmış, isim yapmış abi. Daha iyisi de olsa onlar her zaman yanında olur. Daha yapan da olsa adamlar almış adam. Bak tamam. Adamlar abi bir tane baklava satıyor. Arabi şeylerini kuru olarak gönderiyorlar. Yanında şerbetini ayrı gönderiyorlar. Adam uçakla gönderiyor baklavayı. Arabistan'a, Arap ülkelerine.
11 bakımında bunları falan yapmazlar ha. Yok abi. Yapmazlar ya. Yani. Sadece en fazla belki kayışı kontrol edeceğim der, aha onu yapar. Başka bir şey yapmaz yok yani. Böyle bakım yapmaz. O kadar da katılıyor. Yani en son zaman gelmiştin abi bana. Ben mi? Bayağı oldu abi. 6-7 ay olmuştur bence. Spontini 110'la gel dedim ya. Onda da birçok derdimi çözdü. He. Akşama kadar burada uğraştık. Spontini çok derdi vardı. Ne sorunu vardı? Tren sorunu vardı değil mi? Bir sürü sorun vardı. Tren, tren önemsediğimiz değil ya. Bir sürü sorunu vardı. He. Ne vardı mesela? Valla. Aklına gelen. Var mı? Ben çünkü hatırlamıyorum. 500 kilometre önceden falan kayışı koptuydu. Yolda bıraktıydı beni. Ha. Kayışı değiştirmeme rağmen, yani usta kayışı değiştirdim demesine rağmen, çünkü kayışı değiştirirken bizi yanında tutmadığı için, ben burada aynı kayışı ikinci el çatlak kırık başka bir kayışı bize kakaladığını öğrendik yani. Ha. 500 kilometrede yeni kayış çattı mı? Elektrik aksamında problem vardı. Kısa geliyordu. Çalışırken kısa geliyordu, onu çözdük. Sonra şeyleri devreden çıkardık. Ayak üşürü. Ayak üşürü devreden çıkardık. Daha rahat oldu. Daha rahat. Bir de şöyle yapmışız. Frene basmadan da çalıştırıyorum artık. Daha da rahat şey oldu yani. O yüzden şöyle, kullanmıyorum yani. Sana bir bakımını getirdikten sonra ben onu 200 ya da 300 kilometre kullandım. Ondan sonra şeyi bıraktım, yemek sepeti. Kuruyu bıraktım. Yani. Sitede otoparkta diyor, su taşımadan su taşımaya kullanıyorum sadece. Evet, buradan bir yerden damacana su alıyorum, tamam mı?
özel bir sosyal medya şeyi var, platformu var. Kimin? Bu Noodle diye bir yazılımı var bunun. Cep telefonuna tanımlıyorsun. Yani gruplar, grup kurabiliyorsun, gezi grupları kurabiliyorsun. Vay be. Yani tanımadığınız başka sağlam. Bu motorlardan kullanan insanlarla iletişim kurabiliyorsunuz. Vay be. Çok iyi. Bizim Türkiye'de pek işlemiyor ama evet, Avrupa'da bunu deli gibi kullanıyorlar ya. Bayağı Facebook gibi sosyal medya platformu oluşmuş ya. Vay be. Garantisi de 5 yıl diyorlar ama şöyle bir duyumum var. Tam garanti 5 yıl diyor ama mesela 50 bin kilometre doldu mu garantiyi iptal mi diyormuş? Öyle bir şeyler de var ama. Yani 5 yıl 50 bin kilometre. Ya 5 yıl ya 50 bin kilometre. Hangisi erken dolarsa. Evet, evet. Tamam anladım. O Suzuki'de de aynı. He? Suzuki'de de öyle. Öyle mi? Hı-hı. Sanırım bir Honda'da yok o olay. Honda'da belirli kilometreler, yıl. Şöyle diyeyim sana. 6 ayda bir yağ değişimi şartı var sadece. Kullanmasan da motoru. Tabii. Kullanmayınca etki eder mi peki? 6 ay. Yani gerçek anlamda bunun şeyi var mı? Mesela var bu... var. Yağ üreticileri 6 ay kullanmasanız bile yağ değişimlerini öneriyor. He. Bozuluyormuş. Bozuluyormuş. Zaten mesela yağ alıyorsun ya, kullandın ya mesela, kapağını kapattın ya, hani bir kere açtın sen onu. 6 ay sonra onu tüketmen gerekiyor. Yani 6 ay içinde. Tabii. Özelliğini kaybediyormuş moleküller. Onu üreten kimyager öyle söylüyor. O yüzden bu da koyduğumuzda açılmış bir yağ olduğu için 6 ay tabii bir yağ değişimi önerilir. Doğru bir şey yani. Ya bizim ülkede öyle bir düzen oldu ki abi, insanlara böyle kolay kolay inanamıyoruz artık. Bizi o hale getirdiler yani. Tabii. Servislerin de büyük etkisi var burada. Bence insan motorun başında durabilmeli ya. Şu an herkes onu istiyor zaten. Anladın mı? Ama ne hikmetse hepsi de bizi oradan uzak tutuyorlar ya. Aynen. Bak ama şu an seninle mesela muhabbet edebiliyoruz. Bazı kişi geliyor mesela, adam sana konuşmaya bile fırsat vermiyor mesela. Hep o konuşuyor. Öyle oldu mu da biz rahatsız oluyoruz. Adam ağzını açınca adam sana 20 tane daha cümle sayıyor. Ben bazı videoları izliyorum böyle. Yani mesela var öyle insanlar gerçekten, nasıl oluyor bilmiyorum ama ya kendimi o an o ustanın yerine koyuyorum, tamam mı? Evet. Bak şöyle diyesin geliyor. Lan avutun nereden geldin başıma ya? Hayır bazı müşteri abonelerim de şey yapıyor. Ya diyor, ne kadar çok konuşuyor bu adam diyor ya. Bir tanesi var, ben bir tane izledim. Bir şey için motoru getirmiş ustaya yaptırmış, tamam mı? Usta yapmış. Ama yaparken de uyarmış, bak bunu yapıyoruz ama çözüm olmayabilir yani senin sorunların. Diyor ki, normalde yapmayacağım şey yapasım tuttu işte. Adam 2000'de bir dükkanda bir an. 6 aydır 2000'de bir dükkanda. Evet. Usta bak, burası da bu var, burası da bu var. Her şeyi de ona yoruyor, tamam mı? Her şeyi ona yoruyor. Al başına bela almış ya. Diyor ki başımıza bela aldık ya. Hiç yapmayacak şey yaptı, pişman oldu. Bir daha yapar mı adam onu? Yapmaz işte. Yapmaz yani. Abi öyle olmak lazım. Bir konuda başaramıyorsan onu ilerletmeyeceksin, sürdürmeyeceksin. Yoksa sen uğraşırsın yani.
Uğraşır durursun. Numan neymiş? HSK 25x33x18. Sanırım Forza 250'nin arka varyatör sunumlarıyla. Şeyin sahibi zaten bu kim konu sahibi? Honda'nın iki kurucusundan biriymiş işte. Ayrılmışlar yani. Değil mi? Kimco abi dünya Honda'yı devri. Kurmuşlar. Herhalde anlaşamamışlar bilmiyorum. Ondan sonra ayrılmışlar. Ayrılan adam şeyi kurmuş. Bu Kimco'yu kurmuş. İki ay demek ki ikisi de işleri yağmıyor ya. Honda Türkiye'de de ama bu da Avrupa'da dev. Çok enteresan değil mi? Vallahi çok enteresan ya. Şeyle alakalı bu ya. Bence distriktörle alakalı olan bir şey yani. Ben ona yoruyorum yani. Hele bunun şeyden önceki milattan önceki. Ya bu Doğan Trent'ten önceki gerçekten yani nasıl söyleyeyim herhalde RKS ondan iyidir yani distriktör olarak. Tabii o zaman öyle. O kadar berbatmış yani. Doğan Trent gene iyidir yani. Bir motor bir ülkede herhalde o kadar kötü hale anca öyle gelir yani. Ben hava filtresini merak ediyorum. Ha, bakarız. Vallahi yemin ederim merak ediyorum yani. Işıklandırma nasıl olmuş dükkanda? Yeni projektörler falan filan taktı. Floresanlar taktı. Fark edemem ki ona. Önce seni bilmiyorsun. Yani iyi olmuş ama zaten. Güzel aydınlık değil mi? Aydınlık. Kamera için güzel olmuştu. Bunlara böyle benzini full şeyin kapağı kadar doldurtuyoruz ya. Evet. Bu bir gün bana ne yaptı? Motoru çalıştıracağım. Bu oturduğum yerin yan tarafından yani oturma bölümünün sağ tarafından benzin damlattı. Ama bayağı böyle musluktan onun altında oradaki musluktan akar gibi. Tali hortumu var. Oradan akıyordu. Evet. Orada şey, kapağın içine dolan benzinlerdir. Yani depodaki benzini boşaltmaz. Ama korktum işte, tamam mı? He, tam egzozun üstüne dökülüyor, tamam mı? Tabii haklısın. Kapattım. Sakat yere takmışlar yani. Bir müddet bekledim yani. Sonra yeniden açtım. Bir müddet daha akıttı. Sonra kapattım. Servis alacak durumda değildim yani. Cumartesi günü akşam mı ne oldum saat 5'te. He. Pazar günü de servisler kapalı ya. Evet. Ben de takımlarla söktüm şeyi, üst koltuğu. Acaba bir şey yerinden mi çıktı diye, benzin hortumu falan. Yanmasından iyidir. Ya yerinden çıkan bir şey yok.
soruşturdum mesela, şey dediler yani. Benzini ağzına kadar doldurtuyoruz ya biz. Evet. O basınç yaparsa oradaki kelebek dışarı atıyormuş benzini. Allah Allah. Böyle bir sistemi var ha. Bilmiyorum. Öyle bir şey söylediler yani. Vay. Yoksa durup dururken nasıl akıtır oradan benzini? Bak o zamandan beri daha bir kere başıma gelmedi bu. O kadar doldurmuyorsun öyle mi? Yani artık doldurmamaya özen gösteriyorum ama pompacılar alışmış ya. Bütün motorları her türlü ben dur demeye kalmadan zaten şeye geliyor, kapa. Ama şimdi şöyle yapıyorum ben de. Bazen kapağı açıyorum hava yapmış mı diye. Ustalar hep ağzına kadar doldurma diyorum ama vallahi her türlü onlar da alışmış dolduruyorlar. Taşırıyorlar belki ya. Hı? Taşırıyorlar. Ben de bir hafta sıkıntı yaptı o psikolojik olarak. Yani habire eğilip şeye bakıyorum, egzozun üstüne bakıyorum motorla giderken. Akan bir şey var mı diye. Panorayık oldu yani. Ama benzin oraya atıyor ya, orası da sıcak alan ya yani. Bir tane adamı görmedin mi? Yolda motoru yanıyor. Ya. İzledin mi onu? Yok, izlemedim. Kimse yangın söndürücü yok, kimse yardım etmiyor, adam motoru yanıyor. Yangın söndürücüleri alıyoruz, 10 sene içine bir daha bakmıyoruz. Halbuki onun da kullanım süresi var yani. 6 ay mı? 1 sene mi ne kullanım süresi var yangın söndürücüleri? Değil mi? Kimyasal özelliğini kaybediyor, basınç özelliğini kaybediyor. Bakımdan sonra daha psikopat motor olacak. Ya bir de bu şöyle, o traction control, ben şöyle, mesela o PCX'de biz açıyoruz traction control'ü. Evet. Normalde kapalı, istersen açıyorsun, düğmeye basıyorsun. Evet, evet. Şimdi bunda da öyle sandım ben. Yeşil, şöyle düşün yani, bunu aldım ilk 5000 bakımına kadar. Ben traction control'ü kendim açıyorum sanıyorum, tamam mı? Evet. Yani motoru çalıştırıyorum. Traction kontrole basıyorum. Turuncu oluyor. Tamam diyorum. Traction kontrolü açtım. Şey yeşil oluyor. Traction kontrolü açtım diyorum. Gidiyorum ya. Şimdi pati yapıyor. Bunda gazı şey, torku yüksek olduğu için çok kolay patiye giriyor. Traction'da kendini bir şey yapamıyor yani. Çünkü çalışmıyor ya. Dedim ki ulan elimde patladı herhalde dedim motor. Servise de gidince söyledim, tamam mı? Ya dedim traction control çalışmıyor bunda çünkü pati çekiyorum ben bunda dedim ani gaz verince. Bunu da bir test edin dedim. Test etmişler, abi çalışıyor dedi. Ya nasıl çalışıyor dedim, ben de çalışmıyor. Uzakta şu şekilde geçebiliyor ama yanlış yön bu. Uzun taraflar alt tarafa geçecek. Dinliyorum abi. Sen orayı daha detaylı anlat. Ben çünkü bu videoyu izleyeceğim. Bak, şey taraflar. Bak bunu mesela ters takmaya çalışalım. Bak gördün mü? Bir biçimsizlik var, gördün mü? Bak geçmiyor. Geçiyor ama sıkıntılı oluyor. Dayanıyor buraya. Bak şunu tak böyle. Gördün mü? Daha böyle. Arkadan baktığımı böyle vaziyet. Üstten baktığımı vaziyet bu. Ben meğer traction control bunda otomatik açıkmış. Rengi mi? Turuncu. Kapattığımız zaman yeşil oluyormuş. He. Ben de açınca yeşil, kapatınca turuncu sanıyorum. Tam tersiymiş ha. Ama herkes bu motorda o hataya düşüyormuş yani. Şu yeşil muhabbetinden dolayı. Evet. Gel bakalım abi. Basabilecek misin bunu? Basarım. Şu an ben açıyı ayarladım. Sen direkt basacaksın. Tamam. Ya da somunu takabilirsen somunu tak. Ama bunu takmak genelde çok zor oluyor. Bas bakalım. Sen şöyle tutayım mı? Çok sert değil ya. Bak bir yandan oradan destek. Hadi. Şöyle tutayım. Tamam, şimdi anladım. Bu parmakların da oradan destek var. Burada zaten komple sana bütün işte çıraklık yapabilirim aslında. Buradan bunu takılıp takılmadığına emin değilim. Şu an takılıp.
bırakırsan çay, bırakırsan çayım gider abi. Tamam bırak. Bazıları bunu takalım derken tuttuğunu düşünüyor. Son bir atıyor abi, tak çene gidiyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu bir daha bakıma getirdiğinde bütün bakımı bana yaptır. Vallahi bak. Amacım seni işsiz bırakmak değil. Ha. Sıkıntılı şeylerde ben kendimi taşıyabileyim yani. Ona göre işinin farklı olur ama bak ben 1 saat yapıyorsan 2 saat, 3 saat yapacağım. Ben çıraklık ücreti, ders ücreti alırım desene. He, ders ücreti alırım. Sen yaparsan ücret 2 katı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Olur aslında. Çünkü uzun yola gittiğimde en azından kafam rahat olur. Komple onları sökmeye ihtiyacım yok da kayışı değiştirebileyim. İçini aha şuraya kadar olan kısmı temizleyeyim yeter bana. Ha zaten detaylı videoyu çektik. Oradan bakar bakar yaparsın artık. Evet. Bir tane Tayvanlı bir çocuk var. Komple buranın bakımını yaptığı video var. Hep onu izleyip duruyordum ne olur ne olmaz diye. Benim yok muydu böyle video? Yok, senin yoktu. Var Kimco mı? Sen bu, hayır. Kimco'da senin bu ikinci Kimco'n. İlkini bilmiyorum. Exciting 400'ünü. Ha. Ama bir tane vardı yani ben biliyorum yani. Böyle detaylı var mıydı onda video? Onu da bilmiyorum. Hiç o kadar dikkat etmedim vallahi. Ama şu an en detaylısı bu olacak değil mi? Vallahi bence bu olacak. Bu bayağı bildiğin şimdi işte bakım yapıyoruz yani. Bu tamirciler, ustalar da beni izliyor. Şimdi onlar da bu motorlara girmeye cesaret edemiyorlar bakım falan diye. Yapmıyorum, anlamıyorum diye yapmıyorlar. Ama bunu görerek onlar ön ayak oluyoruz. Yani onlar da bu sayede bilgi sahibi oluyorlar. Kayışın yönü bu. Ya biz ustalar birbirimizden asla bilgi saklamayız. Beni arar mesela usta. Ya usta şöyle böyle bir durum var. Bunda böyle miydi diye bana sorar. Ben de bilgimi ona söylerim. Niye söylerim? Yarın bir gün benim bilgi ihtiyacım olur ona sorarım anladın mı? Birbirimize... Ama işte senin gibi yok. Kaç tane var ben söyleyeyim çok az. Allah Allah. Valla şu an herkesin şikayeti olduğu şey usta zaten ya. Yani biz ustalara güvenemiyoruz ki yani. Vardır ya. Daha var niye sana örneğini gösteriyorum? Spontiniyle ben en az 10-15 tane usta gezdim ya. Düşün işte bak kayış kopmuş 200-300 kilometre önce sana geliyoruz burada bakım yaparken kayış kopmak üzere. Çatlak kayış çıktı yani. O zaman dürüstlük... Ya da şeyi düşün. Frenler tutmuyor diye şikayet ediyorum. Bana bir masraf çıkartıyor mesela atıyorum 1300 lira komple şu problem var diye. Hidroliği bir açıyorum hidrolikte yağ yok. Yağ yok değil mi? Şimdi usta onu bilmez mi? İlk bakacağı yer orası değil mi mesela? Evet. Doğru. Çok motor var. Bana geçen geldi. Adam ön kaliperi değiştirmiş. Çimbalı motor. Usta diyor fren takılı kalıyor diyor. Basıyorum takılı kalıyor diyor. Bir açtım baktım ki yağ sesinde yağ yok. Hava yaptırmış adam. Fren tutmuyor. Bir yaptım adam 2 dakikada. Ben kasıtlı abi dedi önceki usta dedi bir şey de yapmadı dedi. Sadece yağ koydu kapattı dedi. Abicim kaliper değişiyor aslında. Orada hava sınanmadan olur mu? Ben kayışa fena bir takıldıydım orada ya. Yani kayış ya. Evet. Değiştirmişiz kayış. 300 kilometre daha kullanmamışım. Kayış çatlak bozuk çıktı. Evet. Şurada kayışın boşluğunu almamız lazım. Çünkü kayış araya sıkışırsa kırılır. Ben görüyorum bazen ustalarda böyle. Adam şu pervane ne yapıyor biliyor musun? Şöyle şu kayışını da göstereyim ha toygulamada. Vaktiniz var. Kayışı böyle koyuyor. Bak kayış bu araya girmiş tamam mı? Bak şurada. Bunu böyle takıyor bak. Şu an oturdu mu? Dişler oturdu ama kayış şu an sıkıştırıyor bak. Evet. Adam bunu takıyor. Somunu takıyor. Cart basıyor. Ne oluyor? Kayış arada sıkışıyor. Kayışın biçimi bozuyor. Kayışı kırıyor. Ama doğrusu nedir? Şuradan sıkarsın abi. İleri doğru şu tarafa doğru ittirsin. İttirsin. Sıkışmasın Allah'ın diye. Bak şu an oturdu. Bunu bırakmıyor. Bırakırsan bak gene geri itiyor. Dikkat etsin. Dikkat etsen bunu böyle sıkıyorum. Şu şekilde bekliyorum bak. Şu an bu oturdu buraya. Ne yapıyorum? Bunu takıyorum.
Kayışı hiç bırakmadan. Kayışı hiç bırakmadan bunu takıyorum. Orada boşluk oluşmasın, kayış arada sıkışmasın diye kayışı aradan kurtarıyorum. Bak bunlar ince ama büyük detaylar biliyor musun? Şimdi bunları ben çekiyorum videolarda. Bahsetmeyin ki insanlar buraya dikkat edememiş. Bak şu an boşluğunu aldım. Kayış boşta. Şu sıkarsam yük kayışa binmeyecek şu anda. Şurada burç var mesela. Şu şekilde. Bunlar hepsi şey yapıyor. Kapaktaki rulmana yük bindiriyor. Yani kapak bunun eğilmesini engelliyor. Sıkacağız. Arka sonun bayağı bir gevşek daha. Arka dediğin şu, şu mu? Evet, bu bayağı bir gevşek. Bu iyi sıkılmıştı da arka gevşek. İlk açan sensin diye düşünüyorum ben. Öyle mi? Yani 5000 bakımda burayı açacaklarını sanmıyorum ben. Açarlar mı? Açmazlar. Açmaz. İlk açan sensin. Evet. O zaman o tork anahtarı bile sıkmıştı. Anladım. Arka 19. Kayışın boşluğuna alıyorum tekrar. Kayışta bir sıkışma olmuş mu ona bakıyorum. Şunu kelebek gibi bir şeyle tutuyorlar ya, ona da mı gerek yok bunda? Kelebek dedin ne abi? Bir şeyle şöyle tutturuyorsunuz da. Tork anahtarıyla sıkıyorlar evet. Yani bu ters dönmesin bak, diye. Tabii. Onu makinesi olmayan kişiler yapıyor. Sen şu an onu kullanmadan açtın ama. Makine, darbeli makine olduğu için onu durmuyor. Tamam, şimdi oldu. Abi bunu kullanan usta da yani torkları iyi bilmesi lazım. Bu somun mesela 19. Burası kaç metre, kaç dişte ona göre eliyle hissetmesi lazım. Bu hani nasıl diyeyim sana, araba kullanan kişi o tırı nasıl kullanıyor onun gibi. Makine eline alıyorsan ama makineni tanıman lazım, gücünü tanıman lazım. Bastığın zaman o ses titreşinden, sesin değişmesinden ne kadar sıkıldığını hissetmen lazım. Hani bir tane olsun. Çocuk mesela bana şey yapmış, yorum atmış, demiş ki sen makineyi sıktın ama benim kafama yatmadı, sen sanki tam iyi sıkamadın gibi geldi. Çünkü neden öyle geldi bana diyor. Ben sıktım gevşedi, senin gibi yaptım gevşedi. Sen de benim gibi sıktın ama gevşer dedi. Ben de kardeşim, o öyle değil işte. Senin gördüğünle benim yaptığım aynı şey değil. Ben makinemi tanıyorum. Makinemi çıkardığı sesi tanıyorum. Parçadan gelen sesin bana tekrar yansımasını duyuyorum. Oradan ben somonun sıkılıp sıkılmadığını hissedebiliyorum. Ustalık oluyor. Koluma işte. Bileme gelen güç, koluma bürükmesi. Elime gelen titrişimden hissediyorum makinemi. Aynı şeyi biz matkapla duvarı delerken mesela öbür tarafa patlatacağımız ana geldiğimizde hissedebiliyoruz mesela. Başkası vuruyor, arka tarafta kocaman bir delik çıkıyor. Görmekle yapmak aynı şey değil. Gördüğünüz bizim yaptığımız aynı şey değil. Bakarak yapılsaydı kediler ne olurdu? Kasap olurdu değil mi? Allah rahmet eylesin. Ben başka bir şey söyleyeceğim sandım orada ya. Allah Allah. Vallahi. Şunun üstünü ben şu benzinden dolayı açtığımda da bir tane ben sıkmadım, tamam mı, özellikle evet. Çok ama sanırsam bir tane vidası düşmüş. Ne? Gösteririm sana. Kasap olur. Kasap olur ama. O kadar dikkatli bakıyorlar. Ya oğlum ne dedin ya. Kasaba gidiyorum bazen. Kıyma almaya, köfte almaya gidiyorum bazen. Kedi öyle bir dikkatli bakıyor ki. Doğru dedi ya. Sanki mesleği elinden alıyor adamı. Kasaba da öyle mesleği al. Ya kediler öyle bir dikkatli bakıyor, mesleği elinden alacak dedi. Ben başka bir çıkacak sandım onu. Abi diyor onun için bir atasözü çıktı biliyor musun diyor kasap bana. Ne dedim atasözü, ben hiç duymadım dedi. Bakarak öyleseydi dedi. Dedi kediler kasap olurdu. Aa dedim, ne kadar mantıklı bir cümle söylemişler.
Öyle seviyor ya. Abi sen diyor harbiden o cümle hiç duymadın mı diyor. Yok da yutam sen diyor. Valla akşama kadar da bakar biliyor musun kasabın önüne. Evet. Salonların boyları farklı. Bunlar kapançiler. Şu bunlar. Bu kapançiler. Bakıyoruz şurası. Ondan sonra başka ne var? Şurası. Bunlara bakıyoruz. Ben bu vidaları ne yapıyorum? Makineyle sıkıyorum. Şimdi sen bunları makineyle sıkmaya kalkarsan bunlara zarar verebilirsin. Tabii ayarını bilmeyeceğim yani. Dereceyi bilmeyeceğim. Orası da dökül. Evet. Şurada mesela uzun bir vida var. Bak. İyi bir usta. Vidaları bakar. Vidalarda bir anormalik varsa kontrol edin. Bunlar hepsinin yani gevşekken boyutları aynı olması lazım. Şu anda bir sıkıntı görünmüyor. Şu biraz kısa gibi ona. Bak şu an tam oldu. Bak bunun hepsi aynı boyutta. Bunları yanlış takarsan video dölersin. O da başa bela. Tabii. Evet. Zaten benim anlamadığım kısım da neden bu blok bu şekilde tasarlanıyor yani. Bu blokta çok böyle kırma oluyor, tamam mı? Evet. Kaynak tutmuyor. Değil adam, mi? Adam mesela acaba ne yapmış biliyor musun? Kağıda dizmiş böyle delikleri. Vidaları üstüne koymuş böyle o şekilde söküyor, o şekilde topluyor. Abi evet. Biz gerek yok. Ben de denesem ben biz, de öyle yaparım. Biz ama onun zor bir şey değil yani. Gevşekten bakarsın. Hepsinin boyutu aynı olacak. Motor bloklarında da aynı şekilde. Gevşetkenki boyutlara şimdi bakıyoruz eksik vida taktık mı? Sıkıladığımız vida var mı? Bunlar çok önemli. Daha sonra şuna bir hava tutacağız. Varyatör filtresi. Ya, 24 saat kilometre yapıyorum. Kaç? 24 saat kilometre. Ben de günde 5 kilometre yapıyorum. Sevgi daha iyiymiş. Ama günde 5 kilometre. Bir parça almaya giderken yol yapıyorum o kadar. Ya dünyanın en güzel şeyi bence şey, dünyanın en güzel şeyi şu, işine yürüyerek gideceksin. En güzel şey ne biliyorsun? Üst katta oturacaksın. Mesela bina burası. Üst ha. Katta ev olacak. O da olabilir. Bak o da olabilir. Yürüyerek de olur yani. 5 dakika yürü ama işine 5 dakika yürüyerek. Benim şu anki hayalim ne biliyor musun? Bir tane 2 katlı evim olacak böyle. 2 katlı ev derken aşağıda dükkanım olacak. Üst katta evim olacak. Süper olur. Vallahi. Öyle bir hayalim var. Keşke öyle bir şey olabilse. Belli olmaz ya. Hayat ne getirir bilmiyoruz ama. Bina da sadece bana ait olacak. Çünkü komşudur abi. Rahatsız oluyor, bilmem ne oluyor. İstediğin gibi rahat hareket edemiyorsun. Benim planım o. Tek katlı ve bahçeli müstakil bir ev. Kimseyle işin olmayacak abi. Evet. Bence en güzel yaşam biçimi oluyor ya. Abi, komşu Avrupa... derdi yok, rahatsız etme derdi yok. Abi Avrupa'da hep evler müstakil biliyorsun. Apartman olayı yok oralarda. Büyük şehirlerde var da. Geneli ama gerçekten Amerika'ya git mesela orada hep böyle prefabrik evler böyle herkesin evi var, herkesin bahçesi var. Ne güzel değil mi? Yani, çocukların oynayacağı alan var ya. Evet. Yani. Gece kafam mı bozuldu? Gecenin üçünde aç müziği sonuna kadar. Kimse şimdi, daha sonra. Çimde oynuyorlar. Bizde bahçemiz olsa bile aha böyle asfalt beton. Şimdi evet. Eskiden gece kondular vardı bilirsin. Ben öyle bir evde büyüdüm işte. Bahçeli, iki katlı, üstü tahta, altı kum, toprak. Rahat yaşadın. Değil mi? Dünyanın en güzel şeyi bence.
Kimseye mudanan yok. Hiç kimseyle bağın yok. Kendi bahçende oynuyorsun. Kimse sana rahatsız olmuyor. Kimseye rahatsız etmiyor. Hiç kimse. Olmuyor valla. Apartman sıkıntı abi. Şimdi ben bakıyorum mesela. Apartmanda oturuyorsun ama bazı kişiler böyle apartmanda nasıl yaşanır bilmiyorlar. Gecenin üçünde çocuğunu koşturuyor mesela adam üstüne. İşte var şöyle. Biz gece işte koşturmuyoruz ama bende de üç tane küçük var. Vallahi al komşumdan da üst komşumdan da şey Allah razı olsun yani. Bazen biz rahatsız oluyoruz çocuklardan anladın mı? Çok dönüp batırtı yapabiliyorlar. Bir usta bir daha arttırmıyorlar bir tane bir arttırdık. Acaba nereye mi gidiyorsun? Arttırdın mı? He. Tamam. Tamam bir daha. Sen iyi usta oluyorsun. Aynen. Usta oluyorsun. Bir tane içeride bir video takılıyor. Büyüyor lan. Takmamışız. Demek ki usta olmuş. Şimdi bakalım hangi yüzeyi takmışız. Evet, şu yüzeyi takmışız. Olsun ya. Onu öyle bak, o spontaneyi hatırlıyor musun sen? Evet. Yani ustalar söke söke sökmüşler ama vidaları yok yerlerinde. Her gittiğinde yani. Bir vida hiç. Evet. Vidaları yoktu yani. Bizim tamircik mesleği abi. Kolay meslek değil. Boyacı sensin. Şanzımancı sensin. Elektrikçi sensin. Lastikçi sensin. Kaportacı sensin. Her usta öyle değil ya. Karbüratörcü sensin. Beyinci sensin. Frenci sensin. Otosanayi git hepsinin ayrı bir branşı var. Genel var. Cerrahi yok yani. Var var doğru söylüyorsun öyle zaten. Motor ayrı, kaporta boya ayrı, evet. Elektrik aksamı komple ayrı. Evet. Hepsi ayrı yani. Yani bir tamirci mesela dükkanda olmasın o dükkan iptal. Usta evet. Olmasın. Usta dediğin her şeyi yapabilmesi lazım. Şanzıman yağını durduralım bir. Dur bakalım oğlum. Adam mesela Honda'da buraya seviye yazar mesela. Buna bu kadar şanzıman yağı koyulur. Ama hiçbir şey yazmıyor. Bunda mı? Evet, hiçbir şey yazmıyor. Nasıl bulacağız? Çıkan yağı ölçeceğiz. Ne çıktıysa onu koyacağız. Başka bir yolu yok yani. Yani o zaman bunda da kusur var yani işte o zaman. Kusur değil de ihmal edilmiş. Mesela anahtar açısı kurtarmıyor bunu. Yıldızlar açısı. Kaçımız? 10 olabilir, 13 olabilir. Kaç odası? 12. Şimdi sonun üstüne 12 yazma. Biz göz kararı onun 12 olduğunu anlayabiliyoruz artık. Civatanın başına baktığımız zaman gözümüzde bu 12'dir diyoruz. Ya sana bir şey söyleyeyim gülmekten olursun. Bir takım aldım kendime böyle. Hı. İşte atıyorum 9'dan mı başlıyor, 7'den mi başlıyor? 7'den atıyorum 32'ye kadar. Bak bismillah. Geldim. Motorun bir yerini söküyorum. Spontini galiba. Ön şeylerini... Unutma şu söyleyeceğim. Söyle. İyi bir usta civatayı gördüğü zaman kaç olduğunu anlaması lazım. Evet. Ustalığı belirtilerinden biri odur. Takım nasıl tabii tutuyor? Sürekli zaten onlarla uğraşıyorsun. Tabii doğru söylüyorsun. Adam mesela bakar o kaçtı, şu muydu, bu muydu der, anladın mı? Bak, ben aldığım anahtarla söktüğüm ilk yerde şöyle düşün, şuradaki vidayı söküyorum mesela. Hı. Sökerken anahtar kırıldı. Dandik anahtar aldın tabii. Ya ne oldu, buradan aldım işte yani, anladın, anladın mı? Sen. Bak, burada ne yazıyor bak. Ne yazıyor burada? İzel taş. Ha tamam. Adamlar reklam hak ediyor abi, reklamını yapacağım abi. Adamlar anahtar yapmışlar yani. Anahtarın Mercedes'i. Evet doğru söylüyorsun. O her şey böyle ya. Yan keskide, man keskide, pensede. Şimdi bu anahtarı kır da göreyim.
Benim elimde kırıldı işte yani, ama şaka gibi ya. Yani ilk söktüğüm vidada kırıldı. Adam bu anahtarı böyle presle sıkıştırarak yapıyor. Alışık. Evet. İşte o yüzden bu pahalı, öbürü ucuz. Yani öbürüne ham demir döküp kalıba döküyorsun. Şimdi işim, gerçek mesleğim bu olsa ona göre takım alırım. Ama idare eden bizi kurtarsın diye. Dövme çelik. Bak bu anahtar, ben yarın atıyorum 20 sene, 30 sene sonra o dünyada yokum. Göç edeceğiz, gideceğiz biliyorsun. Ama bu anahtar kalacak. Kalacak. Şu anahtar ver, 100 sene sonra bu anahtar gene varlığını sürdür. Hurdaya atmadığı sürece. Kenara koy, şu anahtar 100 sene sonra gene kalır ama insan gider. O derece yani. Bak benim de rahmetli babamlar falan. Şu mesela. Mesela hangisini göstereyim? Şu. Ha. İnsan göçer gider ama anahtar kalır. Anladın mı? Bu iskarpile babam mobilyacıydı. Ben de şunu şurası düzelterek işte keçileri, rumanları çakmak için kullanıyorum şu aleti. Kendim yaptım. Bu da babamdan kaldı. Yani takım kaliteli ise siz ölseniz bile takımlarınız dünyada geri kalır. Biz de ucuza kaçıyoruz işte. Daha evet. Amatörüz ya. Evet. Gerek görmüyoruz yani. Abi, daha yüksek fiyat olduğu için. 250 milim yağ oluyor. Yağ üstlük. Tekrar 250 milim yağ koyacağız. Hmm. Bakalım şunlara. İkisi de aynı. Böyle bilmediğimiz yerlerde ölçerek yapıyoruz abi. Başka bir çözüm yok yani. 250 milim yağ koyacağız. Buraya da insan gibi sıkmak lazım. Yani eliniz anahtar tutmuyorsa sakın vidaları elinize sıkmayın, kırarsanız biliyorum. Kaş çekim derken göz çıkartırsınız. 250 milim. Tabii benim gibi kıyın diye az da sıkmasınlar. O zaman da bir dakika. Ne yapıyoruz? Yağın akış kanalından kalınlığını ölçüyoruz. Bu yağ 80-90. Bak içinden çapak da çıktı. Çıktı mı? Hı-hı. Öncekilerden kalan çapaklar da olabilir. Zaten bu da ilk bence. 5 günde bunu değiştirirler mi? Yok. Zaten şöyle söyleyeyim, bunu 5000'e bıraktım, bana yarım saat sonra getirdiler yani. Ha. Şimdi dandik anahtar somunu da cıvatayı da bozuyor. Onu yıldız şeyde vidalarda çok yaşıyorum ben. Evet. Bir şerinde 60 milim. 60 yılın verelim. Buradan da lastiği kalmadık. Burada da böyle bir anahtar var. Adam vidayı yapmış ama şurada yapmış vidayı. Burada ne yapıyorsun? Koymasam lastiği damlayacak. Ve ya lastikte var ya, en çok korktuğum şey ya. Vallahi. 6. Ne çıktıysa olmuyor.
Az yok, çoğu yok. 225 şanzıman ne var? Gündür servisini atacağım diye kara kara düşünüyorum. Şanzımanı değiştirmiş. Başka bir şey var mı abi? Motor yağı. Hava filtresine bakacağım mı? Tamam, tamam. Bundan sonra iki tane daha motor gelecek bana. Bir, iki tane XMX 300 gelecek. Biri saat 12'de gelecek, biri de 2'de gelecek. Yarın bana bu saate şey verebilir misin gene? Haberleşiriz abi. Mutlaka şey, veririm. Yarın randevularım şu anda müsait. Spontini getireyim sana. Şu şey, freni halledelim ya. Neyi? Spontini. Frenleri mi? Ne aldın sen onu? Kaliper mi aldın? Şey, fren. Fren yağ haznesi mi aldın? Bunun için de şimdi göstereyim sana. Tamam. Böyle komple takım aldım ya. Bir tarafı Honda'ydı, bir tarafı başkaydı ya. Sonradan kontra mı deniyordu? Kontra olmama, kontradan çıkardılar ya. Kombine. Ha, kombineden çıkardılar. Şeye de sordum Otosparta'da. Spontaneye ne gider diye şey. Evet. Kontra kullanmayacaksan dedi şunları kullan. Takım verdi bana yani. Şeyi falan içinde, o yağ koyduğumuz yer var ya, evet. Hepsi içinde yani paket. Fren merkezi. Evet. Evet. 90'da 100'de 2.9'a kadar düşüyorum bundan. Biraz tozlanmış. Bak halk sizi kocaman yapmışlar ama içi küçük. Motor yağı değişecek mi abi? Evet evet. Zaten abi. Asıl oydu yani. Ha. Asıl mesele oldu. Şimdi işin şey kısmına gel. Gerekli olan kısmı o. Ya bu onda bile şeyleri var ya. Bir servise soruyorsun diyor ki 4000 kilometrede bir getir. Öbürüne soruyorsun 5000 kilometrede bir getir diyor. Bir mesela bir bayi 4000'de bir diyor, bir bayi 5000 diyor yani. Ya motordan motora değişir bunlar. Ben hangi değişimi öneriyorsa onu yapayım. En iyi usta mühendistir. Onu unutmayın. Biz onlara ürettiği şeyleri yapıp topluyoruz. Onlar buna üreten şeyler. Tabii bir de deniyorlar değil mi? Tabii. Asıl usta onlar. Montajcıyız abi. Bunlar usta. İster. Şurayı gördüğümde bak, şurayı gördüğümde hep ben önceden bunları su atan bir şey sanıyordum, tamam mı? Evet. Spontini de orası çıkıktı ya, meğer şanzıman yağının borusuymuş. Evet. O kaç usta gördüğünü hiçbiri düzeltmedi. Burada sen düzelttin onu. Evet.
Bazı kişilerden ben motorun hiç bakım yapmıyor. Düşünsene, o kadar servis görmüş, o yerinden çıkmış, kimse ona dokunmuyor yani. Şanzımana bir şey olmaması mucizeydi galiba. Vallahi. Bunu şu hortumu da görecek, bak bu mesle sen geliyorsun. He.